Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, bizler birbirinden değerli isimleri, markaları sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya devam ediyoruz. Kameralarımızı Denizli Karahayıt'a çevirdik. Burada çok değerli bir ismi ziyarette bulunduk. Ayşe Albay hanımefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Doğduk doğalı turizmle uğraşıyoruz Çiğdem Hanım dediler. Şimdi de spa alanında hizmet veriyorlar. Gelin tüm detayları hanımefendiden öğrenelim ama öncesinde bir merhabayla sohbetimize başlayalım. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhaba Çiğdem Hanım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür sizi gördük, daha iyi olduk. Harikasınız, bizler de çok iyi olduk. Öncelikle sizleri bir tanıyalım efendim. Ayşe Albay kimdir? Ayşe Albay, Karahayıtlı. Burada doğdum, büyüdüm. 26 yaşındayım. Doğduğumdan beri turizmle uğraşıyorum. Son 2 senedir aşağı yukarı spa sektöründeyim. Yani turizmle başladık, hala bu sektörde hizmet vermeye devam eden biriyim. Güzel. Kopamadınız bu sektörden. Yok, kopamadım. Çok seviyorum. Güzel. Mutlusunuz. En önemli olan bu efendim. Evet, şimdi mutluyum. Spa alanına yöneldik, hizmet veriyoruz. Buradaki hizmetten bahsedelim efendim. Neler yapılıyor? Çiğdem Hanım, zaten şu anda bir otel içerisindeyiz. Size bir otelden sesleniyoruz. Bizim sunduğumuz hizmetler genelde oteller içerisinde işletmiş olduğumuz spaların içerisinde gerçekleşiyor. Burada birçok masaj çeşitleri tedavisel olarak, gerek spa rahatlama olarak ve kese köpük gibi hamam hizmetlerimiz bu şekilde mevcut. Güzel. O rahatlamanın aslında bir diğer adı da hamam, kese, tabii, köpük, tabii, spa değil mi efendim, baktığımızda? Aynen. Tabii ki de burada sizleri yerli yabancı herkese hitap ediyorsunuzdur. Kesinlikle. En çok kimler tercih ediyor efendim? Hizmet olarak, cinsiyet olarak ayırdığımız zaman misafirlerimizin bizim %70'i kadınlardan oluşuyor. Aslında baktığınız zaman kadınların spa ihtiyacı daha fazla. Çünkü biliyorsunuz, kadın olarak yüklerimiz çok fazla, omuzlarımızda çok fazla şey, annelik olsun, iş hayatı olsun, bunları çevirmek çok zor. Genelde kadınlar tarafından tercih ediliyoruz. Yerli yabancı bu değişmiyor. Evet, şimdi aslında baktığımızda dediğiniz doğru, çok yük biniyor. Evet. Ev hizmeti olmuş olsun, evet, bebek bakımları olmuş olsun ya da yaşadığımız coğrafyada birçok kişi birçok alanda çalışıyor ve kesinlikle yoruluyor. Kesinlikle. Yorulduktan sonra da rahatlamak istiyor aslında, aynen, baktığımızda, aynen, değil mi? Öyle. Şimdi bu alanda güvenirlik de çok önemlidir. Kesinlikle. Bu güveni sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz efendim? Kendi adımıza, hı-hı, Meto Spa Wellness olarak bu güveni gerçekten sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü hizmette bulunduğumuz oteller genelde bölgede, özellikle bu bölgede çok prestijli, kaliteli, hı-hı, misafir olarak çok tercih edilen güzel oteller. Dolayısıyla biz bu güveni çok şükür sağladık. Neyse. Aranan kişiler olduk bu konuda. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bravo. Açıkçası. Peki, turizm işiyle doğduk doğalı uğraşıyoruz dediğinizi, evet, söylediniz. Peki sizi bu spa işine iten sebepler neydi efendim? Ya aslında bu iten sebep değil. Biz ortaklı bir firmayız. Kurucumuz var, Mehmet Tokgöz. Bütün şirketimizin kurucusu odur. Benim onunla bir tanışma vesilesi oldu. Birlikte çalışmaya başladık. Aslında ben yani turizmde başladığım için turizmde devam ettim. Bir de işin komik kısmı, bizim buradaki esnafa genelde pansiyon işleten kişilere hamamcı derler. Ben kendime şöyle bir espride bulunuyorum. Hamamcı doğdum ama gerçekten hamamcı oldum gibi. Bu şekilde aslında bir iten sebep değil. Tamamen bir denk geliş ve nasip oldu diyebilirim yani. Güzel. Buradan kurucu ortaklarınız olan, aynen, Mehmet Bey ve tüm ekibine de sevgilerimizi, evet, iletmiş, aynen, olalım. Şimdi seans aralığı nasıldır? Örneğin bir spa'ya gelen ya da, evet, hamama gelen ne kadarlık bir zamanını burada harcayabiliyor? Öncelikle ilk başlangıçta biz bir termal havuz kullanımı tavsiye ediyoruz. Çünkü masaj seansından önce vücudumuzun gevşemesi ve kaslarımızın açılması adına. Hı-hı. Geldikleri zaman bir 15-20 dakika kadar termal havuzda kalıp daha sonra sauna, buhar odası gibi bu ıslak zemin kullanımı aşağı yukarı bir 45 dakikadır. Bir 15 dakikada tansiyonu dengelemek adına işte bir soda, çay, su dinlenmesi yaparız. Bu bir saat sonunda kişinin seçmiş olduğu programa yönelik devam eder. Bu en düşüğü 30 dakikadan başlıyor. İlk başta kese köpük hizmeti mesela 30 dakika sürüyor bu. Ya da üzerine masaj almak isterse 30 dakika kese köpük, daha sonra 30 dakika masaj şeklinde bir saatlik program oluyor. Ki bu programlar 1 saat, 50 dakika, 2 saate kadar uzayabiliyor. Program Peki nezinde. Bu masajda kullanılan yağların da önemi çok, tabii, büyüktür ki, değil mi efendim? Aynen. Tabii ki de burada ekibinizin profesyonel olması gerekiyor. Masözlerin ve masörlerin çok iyi işini yapabilmesi, evet, gerekiyor değil mi? Evet. Bu konuda neler söyleyebilirim? Şirketimizin bünyesinde aşağı yukarı 30 tane personelimiz mevcut, çalışma arkadaşımız mevcut. Çalışma arkadaşlarımızın %70'ini masaj alanında Balili personellerimiz oluşturuyor. Bizim aslında, benim bununla da ilgili bir esprim var. Nasıl aşçı Bolu'dan çıkıyorsa
masa özde Bali'den çıkıyor. Çünkü onların o el enerjisi ve almış olduğu eğitimler çok kıymetli, çok güzel. Bize bu alanda onlar aslında çok şey katıyor. Biz birlikte yükseliyoruz diyebilirim arkadaşlarımla. Ayrıca da biz Bali'deki o güzel hizmet, o profesyonel hizmeti buraya misafirlerimizin ayağını direkt getirerek güzel bir hizmet sağladığımızı düşünüyoruz. Harika. Yani. Harika. Şimdi doğru dokunuşlarla doğru yere masajı yapabilmek de çok önemlidir. Kesinlikle. Değil mi? Bazen yanlış hareketler yapıyoruz. Bunun acısını kendimiz düzeltmeye çalışıyoruz, evet. Ama bu da yanlış bir durumdur. Çok yanlış bir durum. Bizim personellerimiz ki çoğu masaj personeli bu şekilde anatomi eğitimi alırlar. Hı hı. Şimdi anatomi eğitimi çok önemlidir. Bu eğitimi aldığı zaman bir kişi zaten nereye dokunması gerektiğini, ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İşte bu halk arasında çıkıkçılar, bel fıtıkçıları bunlar biraz daha bizim işimizi zorlaştırıyor diyebilirim, hı hı. Yani. Evet, bu şekilde gelip yanlış tedavi alıp gelip bizde rahatlamaya çalışan, buna kavuşan çok fazla misafirimiz var diyebilirim. Evet, şimdi masajın aslında vücudumuza çok büyük bir etkisi kesinlikle, var değil mi efendim? Kesinlikle. Tabii ki de doğru kişilerle doğru hizmeti kesinlikle. Alabilirse. Şimdi bu hizmet pahalı bir hizmet midir efendim? Aslında günümüzün gelişen ekonomisine göre çok pahalı bir hizmet değil diyebiliriz. Ve kendimiz daha değerliyiz değil mi baktığımızda? Tabii kendimiz daha değerliyiz. Baktığınız zaman bugün güzellik salonlarına, kuaförlere belli bir para harcanıyor ya da bir gittiğimiz restoranlarda belli bir para harcıyoruz. Masajın aslında siz sadece o gün rahatlamıyorsunuz. Geldiniz, seansınızı aldınız, bir rahatlama hissettiniz. Ertesi sabah farklı bir şekilde uyanıyorsunuz ve sizin bunu düzenli yaptığınız zaman vücudunuza çok güzel katkıları oluyor. Evet. Gerek bunun mesela dekolte masajı diye bir masaj çeşidimiz var. Bu buradaki kırışıklıkları açıp aslında dekoltemizi daha gençleştirmemizi sağlıyor. Yani yüz yogası şeklinde bizim programlarımızda mevcut. Yani ortalama ücret olarak 500-600 bandında başlıyor. Programın süresine göre 2000 TL'ye kadar çıkıyor diyebilirim. Çok çeşit masaj var aslında. Tabii baktığımızda. Evet. Sizde en çok uygulanan, sunulan ve tercih edilen hangi olmuş oluyor? Bizim daha çok böyle en çok tercih edilen masajımız Bali masajı. Hı hı. Çünkü Bali masajında hem streç hareketler mevcut, hem biraz kütürtetmeler mevcut. O hı hı. Vücudun belli yerlerine baskı yaptıkları zaman ve çok geniş bir alana yapılan bir masaj. Dolayısıyla bu çok tercih daha edilir. Tercih ediliyor bu şekilde. Güzel. Kendinizi bu alanda başarılı görüyor musunuz? Yani bu güzel bir soru. Başarılı aslında kısa zamanda çok kişilerle çalıştınız, büyük isimlerle çalıştınız ve büyük aslında markalara dahil oldunuz. Evet. Bu da sizi başarılı kılmıştır diye düşünüyoruz. Kesinlikle, fakat her insanın bazen acaba dediği nokta oluyor. Fakat biz o acaba denilen noktaya asla çıkmadan evet denilen noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Neyse. Başarılı göreceğiz ki başarılı olacağız. Olumlu olmakta fayda var diyorum. Harikasınız yani. Harikasınız efendim, çok da haklısınız. Evet. Peki gelecek planları nelerdir? Gelecek planları tabii ki de bulunduğumuz oteller gibi böyle çok kaliteli, çok güzel hizmet veren otellerin içerisinde işletmeler yapmak, bu otellerin bize katmış olduğu değer, bizim onlara katmış olduğumuz değer, bunları yükseltmek istiyoruz. Belki bir yurt dışı planımız olabilir, bunu bilmiyoruz. Yani gelecek planlarımız yavaş yavaş artık bu merdivenlerden çıkmak ve bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz şehirde bu hakimiyeti yakalamak istiyoruz tabii ki de. Güzel. Peki sadece Denizli'de misiniz yoksa farklı illerde var mısınız? Evet Çiğdem Hanım, bizim şu anda 7 tane şubemiz var. 5 tanesi Denizli'de bulunuyor. Bu bölgede 4 tanesi, 1 tanesi Sarayköy'de, 2 tane şubemiz de Bodrum'da bulunuyor. Güzel. Toplam 7 şu anda. Harika. Peki herkes aslında spa'ya gidebilir, masaj yaptırabilir dedik ama belli bir yaş standardı durumu var mıdır? Kaç yaş önerirsiniz? Yani şöyle, inanın bunun bir önerisi yok. Hı-hı. İnsanların çünkü bazen 40 yaşında bir hanımefendi ya da beyefendi masaj alamayacak rahatsızlıklara sahip olabiliyor. Bizim 90 yaşına kadar da misafirimiz var. Hani inanın güzel. Bunun bir yaşı yok. Çocuklara mesela şöyle, çocuk yaştan itibaren kese köpük biliyorsunuz. Bizim Hı-hı. zaten hamam kültürümüzde olan bir var, şey. Tabii. Bu kültürü çocuklar için mesela bir 15 yaşa kadar sadece kese köpük tavsiye ediyoruz. Belki de 15-16 yaştan sonra masaj almaya başlayabilirler. Fakat gene de 15-16 yaştan önce ben kendi şahsım adına çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Ama onun haricinde bir üst sınırımız yok diyebilirim. Yani kişi müsaitse fiziksel olarak, bedensel olarak bunu herkes alabilir. Yaptırabilir. Yani. Evet, yaptırabilir. Sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır. Kimlere teşekkür etmek istersiniz? Ya tabii ki de ben ilk teşekkürü ortağıma teşekkür etmek Hı-hı. istiyorum yani. Mehmet Tokgöz. Her zaman bu alanda bizi destekleyen ve işlerimizi bir arada tutmaya sağlayan kişidir. Aynı zamanda diğer ortağımız Ahmet Karakafa vardır. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hep birlikte çalışmamızın
gene ana temellerinden biri odur. Aslında biraz daha böyle salim aklımızdır bizim. Hı-hı. Mehmet Özer, ona da çok teşekkür etmek isterim. Diğer ortağımız, biz dört ortağız dediğim gibi. onlara çok teşekkür ediyorum. İşletme yapmış olduğumuz otellerin içerisindeki şu an mesela Levent Altuntaş, ona çok teşekkür ederim. Bize burada böyle bir imkan sağladı. Yardımcı oldu. Onun haricinde diğer bütün otellerimizin işletme sahiplerine, müdürlerine çok çok teşekkür ediyoruz yani. Güzel, bu şekilde. Biz de sizin nezdinize teşekkürlerimizi aynen iletmiş olalım, eksik olmasınlar. Başarılı ve güçlü kadınları görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Yolunuz hep aydınlık olsun. Tam olarak yeriniz neresi, nereden iletişim kurulabilir? Tam olarak yerimiz şöyle, Instagram adresimiz var, Meto Spa Wellness şeklinde. Hı hı. Meto Spa Wellness'tan bizlere iletişim sağlayabilirler, bizlere evet ulaşabilirler. Orada zaten telefon numaralarımız, şubelerimizin bulunduğu oteller mevcut. Teşekkür ederiz. Size yaşam ve kariyer hayatınıza başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım, çok sağ olun.